Merhaba arkadaşlar, Leyla ile Yemek Saati'ne hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrardan karşınızdayım. Biliyorsunuz temelli Türkiye'ye geldim, o yüzden biraz ara vermek zorundaydım. Ama evime yerleştim, tam olmasa da yerleştim yani. O yüzden şimdiden montajlarımı yapmaya başlıyorum. Sizlere çok güzel tarifler biriktirmiştim, onları paylaşacaktım. İlk önce sizler için haşhaşlı bal badem tatlımızın tarifini paylaşmak istiyorum. Çünkü bu tarif hem bayrama özel bir tarif, hem de çok lezzetli bir şerbetli tatlı. O yüzden tarifimizin listesini burada sizlere yazılı olarak veriyorum arkadaşlar. Gerekirse ekranı durdurup tarifimizin malzemelerini alabilirsiniz. Daha sonra da tarifimizin yapılışına geçeceğiz. Yoğurma kabımızın içine tereyağımızı, pudra şekerimizi, sıvı yağımızı, yumurtalarımızı, kabartma tozumuzu ve vanilya şekerimizi katıp çırpalım. Sonrasında içine unumuzu ilave edip yoğurma işlemine devam edelim. Hamurumuzun kıvamı kulak memesi yumuşaklığında olmalıdır. Ele yapışmayan güzel bir hamur oldu. Gördüğünüz gibi elime de yapışmıyor. Hemen kıvamını alıyor. Şimdi hamurumuzdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartalım ve yuvarlayalım. Yuvarladığımız bezelerimizi önce yumurtanın akına bulayalım. Daha sonra da kuru haşhaşın içine atalım ve her tarafının haşhaşla olmasını sağlayalım arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Önce yumurtanın akına buluyoruz. Daha sonra da haşhaşın içine atıyoruz ve tepsimize diziyoruz bu şekilde. Haşhaşlı bal bademlerimizi tepsimize dizdikten sonra üzerine bademleri yerleştirelim. Hatta elimizi bastırarak yerleştirelim. Daha sonra çıkabilir çünkü. Bastırarak yerleştirdikten sonra tepsimizi 180 dereceli önceden ısıtılmış fırında 35-40 dakika arası pişirelim. Pişen bal bademlerimizi soğumaya bırakalım. Arkadaşlar, önemli bir noktaya değinmek istiyorum. Genelde çok sorulan sorulardan bir tanesidir. Şerbet mi sıcak olmalı yoksa tatlı mı diye. Fark etmiyor. İkisinden biri sıcak olsun, biri soğuk olsun. Yani ikisi sıcak olmasın kesinlikle veya ikisi soğuk olmasın. Biri sıcak, biri soğuk olsun. Bu şekilde kıyır kıyır harika bir tatlı elde etmiş olursunuz. Tatlımızı yaptık, borcama dizdik. Şimdi şerbetini yapıyoruz. Tatlımızı soğuttuk. Şimdi sıcak şerbeti üzerine dökeceğim. Eğer şerbetiniz soğuksa tatlınız fırından çıktığı gibi soğuk şerbeti üzerine dökünüz. Yani biri sıcak, biri soğuk olmalı dediğim gibi. Şerbetimizi tencereye koyalım ve 15 dakika kaynatalım arkadaşlar. 15 dakika yeterlidir. Cıvık bir şerbet olmalı. Bakın, şerbetin kıvamına da dikkat edelim. Şekerpare, badempare, hintpare, bal badem, bunların şerbetleri mutlaka cıvık olmalı. Yoksa tatlınızın içine çekmez. Hani katı bir şerbet olursa içine çekmez. Cıvık bir şerbet olsun ki içine hemen çekebilsin. Şerbetledik güzelce tatlımızı ve böyle bir üzerinde kapattık. Şerbetini de iyice çekti. Şimdi sunum zamanı, afiyetle yeme zamanı. Gördüğünüz gibi kıyır kıyır harika bir tatlı oldu. Şerbetini de çok güzel bir şekilde içine çekti. Yumuşamadı tatlımız. İnanın çok lezzetli oldu. Mutlaka tarifimizi sizler de yapıp yemelisiniz. Şimdiden tarifimizi yapan herkese afiyetler olsun diyorum ve bir sonraki tarifte görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.